kırsal bölge sabah saat 04'ten itibaren helikopterler tarafından tarandı. Lice askeri üslerinden kalkan 5 helikopterin yerleşim yerlerini de içinde bulunduğu bölgeyi saatlerce taradığı, bölgeye kirpi olarak adlandırılan zırhlı araçlarla çok sayıda asker sevk edildiği belirtildi. Saatlerce evlerinden çıkamayan köylüler helikopterlerin halen bölgeyi taradığını belirtiyor ve can güvenliklerinin olmadığına dikkat çekiyor. Patlama seslerinin çok yüksek olduğunu belirten köylüler kazan bombası ve benzeri ağır silahların da kullanılmış olabileceğini kaydetti. Helikopterlerin 40 dakikalık bombardımanı ardından bölgeden silah sesleri de gelmeye başladı. Yoğun çatışma haberi ardından bölgeye doğru hareket eden BDP'li örgütü yöneticileri ve yurttaşlar önce özel harekat polisleri tarafından durduruldu. Polisin engellemesini dinlemeyen halk kendi imkanlarıyla çatışmanın yaşandığı yere ulaştı. Aralarında BDP Lice İlçe Başkanı Harun Erkuş'la Lice Belediye Başkanı Fikriye Aytin'in de bulunduğu yüzlerce kişi çatışma bölgesine ulaştı. Halk askerlerin havan topu ve kurşunları arasında kaldı. Yaşanan çatışmanın önüne geçmek isteyen yurttaşlar silah seslerinin kesilmesi ardından bölgede bombardıman sonucu çıkan yangını da söndürdü. Çatışma bölgesinden yurttaşlarla birlikte açıklama yapan Harun Erkuş, bölgede doğa katliamının yaşandığını belirtti. Çıkan yangınları kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi ve halkı duyarlılık çağrısında bulundu. Erkuş, yaşanan ölümlerin önüne geçmek için her zaman canlı kalkan olmaya hazır olduklarını söyleyerek operasyonlara da tepki gösterdi. Ardındansa köye geri dönüldü. Ancak söz konusu bölgeden tekrar silah ve patlama sesleri yükseldiği belirtildi. Bölgeye helikopterlerle askerler indirildi. Öte yandan yaşanan çatışma sonucunda askerlerin yaralandığı belirtilirken sayı konusunda bilgi elde edilemedi. Lice ilçesi ve ilçeye bağlı Sise köyü arasında bulunan caddenin 17. kilometresinde de askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye gelen askerler dağlık alana doğru ateş açtı. İyi akşamlar. Hani Özkan, öncelikle sabah dün geceden itibaren bombardıman ve çatışmalar devam ediyordu. Siz de bulundunuz mu? Bölgeye giden halkla birlikte miydiniz? Neler yaşandı dün geceden şimdiye kadar? Şu an çatışmalar devam ediyor mu? Buyurun. Şimdi sabah saat 4 sıralarında çatışma başladı. Evet. 8-9 sıralarında yangın çıkınca biz de canlı kalkan olarak bölgeye gittik. Evet. Belediye başkanı, BDP ilçe başkanı ve yöneticileriyle birlikte oraya gittik. Ateşi söndürmeye çalışırken üzerimizde silah yağdırıp havan topuyla ateş yapıldı. Biz o esnada kendimizi taşların arasına sakladık. Evet. O şeyden sonra yine devam ettik. 2-3 arkadaş hafif şekilde yara aldılar. Evet. Biz ateşi söndürürken bile evet. Çatışma devam ediyordu. Yani tek taraflı helikopterle, panzerlerle ateş açılıyordu. Peki şu an yaralılarla ilgili herhangi bir bilginiz var mı? Durumları nasıl? Şimdi zaten yaralılar bizim yani arkadaşlarımızdı. Evet. Taştan yara almışlar. Evet. Siz yani ciddi bir şey yok. Kol ve bacağından yara almışlar. Ciddi bir şey yoktu. Şimdi biz zaten tepeden aşağı indik. Şu an helikopterler yine geziyor. Evet. Tanklar geziyor. Hani Özkan, halen bombardıman devam ediyor mu? Devam ediyor. Şu an yok. Şu an durmuş yalnız helikopterler havada uçuşuyor. Evet. Peki, teşekkürler Sayın Hani Özkan aktardıklarınız için. İyi akşamlar diliyoruz değerli izleyiciler. Lice sakini Han Özkan çatışmaların sona erdiğini, çatışma seslerinin gelmediğini daha doğrusu söyledi. Ama helikopterlerin keşif uçuşlarına ve bölge üzerindeki uçuşlarına devam ettiğini bildirdi.